Abdülkadir Selvi Gözler Meclis'te Akıllar Kabinedeydi. Yemin töreni nedeniyle meclisteydik. Kimi zaman gergin tartışmaların yaşandığı, çoğu zaman milletvekillerinin koşturma içinde olduğu meclis kulislerinde cıvıl cıvıl çocuk sesleri vardı. Yeni milletvekilleri, eşleri, çocukları ve yakınlarıyla gelmişti. Bir kısmı localardan izledi yemin törenini, bir kısmı ise kulislere kadar indi. Kulislerde bol bol fotoğraf çektirildi birçok yeni milletvekiliyle tanıştım. Eski dönemden devam edenler vardı ama meclisin büyük çoğunluğu yenilenmişti. Yıllarca gazeteci olarak meclis kulislerinde haber takip ettiğimiz CNN Türk ekranlarında program yaptığımız Hulki Cevizoğlu kulislerde bu kez milletvekili sıfatıyla yer alıyordu. Meclis bahçesinde sohbet edip tebrik ettik. Meclisten izlenimler Meclise girdiğimde önce basın hocasından genel kurul salonunu izledim. Ali Babacan lojada kendine yer bulmaya çalışıyordu. Diplomatların bulunduğu loca dolmuştu. Şık bir şey oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin grupları ziyaret ederek tebrik etti. Hepsiyle tokalaştı. CHP'li Bülent Tezcan da aynı şekilde grup sıralarını dolaşarak kutladı. Kardeşi İyi Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş yemin ettikten sonra Tuğrul Türkeş'in alkışlaması da yine zarif bir davranıştı. Bunlar mecliste görmeyi arzu ettiğimiz hareketlerdi. Erdoğan'ı tebrik. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceği sırada giriş koridorunun olduğu bölüme inmiştim. Erdoğan yine kalabalık bir heyette giriş yaptı. Selamlaştık, hayırlı olsun dedik. Erdoğan'da öyle zafer kazanmış bir kumandan havası yoktu. Daha çok nerede kalmıştık modundaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın locada yerini aldığı sırada meclis ayağa kalktı. Peki kim kalkmadı? Kemal Kılıçdaroğlu. Yenilgiyi hazmedememiş. Zaten seçimle ilgili değerlendirmesinde herkesi suçluyor, bir tek kendini suçlamıyor. Kaybettim diyemiyor. Siyasette centilmen olmak lazım. Muharrem İnce rakibini kutlamıştı. Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı ayağa kalkmamak Kılıçdaroğlu'na yakışmadı. Erdoğan seçim kampanyasında beni terörist gösterdi diyormuş. Kan dile söyle. Kılıçdaroğlu'nun bu sitemi Erdoğan'a değil Kandil'e yapması lazım. Kandil müthiş bir seçim kampanyası yaptı. Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için Ümit Özdağ bile kabullendiler. Ötesi var mı? Kılıçdaroğlu locada otururken Murat Karayılan'ın seçimlerle ilgili açıklaması düştü haber sitelerine. Kandil Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürüyor ama Kılıçdaroğlu şu ana kadar ağzını açıp PKK'ya tek bir söz söylemiş değil. PKK'ya PKK diyemiyor. Yerli Hoca Erdoğan one minute çekeceği yerde one minute çektiği için Kandil'e meydan okumak gerektiğinde meydan okuduğu için bugün Cumhurbaşkanı olarak tebrikleri kabul ediyor. 3-5 oy gelecek diye PKK'ya tavır koyamadığı için Kemal Kılıçdaroğlu ise meclisteki locadan yemin törenini izlemek durumunda kalıyor. Fark bu. Ekonomi şimşekte. Meclis izlenimlerini burada kesip kabine listesine dönmek istiyorum. Çünkü herkesin gözü yeni bakanlar kurulunda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk düğmeyi doğru ilikledi. Ekonominin başına tek yetkili olarak Mehmet Şimşek geliyor. Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı yardımcılığı yerine icranın başında olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı tercih etmiş. Merkez Bankası'na kadın başkan. Mehmet Şimşek, ekonominin başında tam yetkili olarak görev yapacak. İlk aşamada ekonomi bürokrasisini de düzenleyecek. Merkez Bankası Başkanlığı'na Amerika'da parlak bir kariyere sahip olan Hafize Gaye Erkan getiriliyor. Merkez Bankası'na ilk kez bir kadın başkanlık yapacak. Hafize Gaye Erkan için müthiş Türk kızı deniliyor. Dilerim güzel hizmetlere vesile olur. Fuat Oktay'la devam. Bu dönemde tek Cumhurbaşkanı yardımcılığı sisteminin devam edeceği anlaşılıyor. Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine devam edeceği söyleniyor. Fuat Oktay milletvekilliğinden istifa edecek. Görünen o ki milletvekilliğinden tek istifa eden Fuat Oktay olacak. Kabinede kimler var? Kabine listesi açıklanana kadar değişiklikler olabilir. Ben sadece kulislerde konuşulanları aktaracağım. MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oluyor. Eğer bakan olmazsa MİT Başkanlığı için İbrahim Kalın'ın ismi geçiyor. Yaşar Güler geliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nı ise... Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler geliyor. Hulusi Akar da Genel Kurmay Başkanlığından istifa edip Milli Savunma Bakanı olmuştu. Hatta Akar'ın bakan olduğunu birkaç saat önce öğrenmeme rağmen söz verdiğim için son anda açıklamak zorunda kalmıştım. Ersoy ve Koca kalıyor. Milletvekili adayı olmayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevlerinde devam ediyor. Yeni isimler bakan oluyor. Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanı oluyor. Osman Aşkın Bak daha önce de Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmış başarılı bir isimdi. Tarım Bakanlığına İbrahim Yumak da geliyor. Yumaklı Gübretaş Genel Müdürlüğü ve Bakan Yardımcılığı yapmış sektörü bilen bir isim. Ulaştırma Bakanlığı görevini Hayri Baraçlı üstlenecek. Baraçlı Adil Kara İsmailoğlu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen birisi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi genel sekreterliği yapmış. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Mehmet Fatih Kaçır geliyor. Kaçır bir süredir bakan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Aile Bakanlığı içinde Kübra Güren Yiğitbaşı'nın ismi geçiyor. Diğer bakanlıklarda da bir ölçüde netleşmeye başladı. Ama teyit etme imkanı bulamadığım için yazamadım. Kılıçdaroğlu İmamoğlu görüşmesinden ne çıktı? Ekrem İmamoğlu seçimlerin üzerinden 24 saat geçmeden değişim talep eden her şey yeniden başlıyor diye yazan tweetler atmıştı. Daha hiçbir belediye başkanı harekete geçmeden Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etmişti. Öyle bir havası vardı ki Ankara kapılarına dayanacak Kılıçdaroğlu'nu çekilmeye zorlayacaktı. Ama İstanbul'da aslan gibi kükreyen Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun yanında kuzu gibi kesildi. Ekrem İmamoğlu'nun olağanüstü kurultay talepleri karşısında Kılıçdaroğlu olağan kurultay sürecini başlatacağını söylemekle yetindi. Bu demektir ki Ekrem senin belediye başkanı adayı olmana ben karar vereceğim. İstanbul'a odaklan. Peki Kılıçdaroğlu İmamoğlu görüşmesinden ne sonuç çıkmış? Kılıçdaroğlu seni İstanbul'da tekrar aday göstereceğiz. Sen İstanbul'a dön. İstanbul'a odaklan. Bütün enerjinle İstanbul'u yerel seçimlere hazırla. İstanbul'u tekrar kazanalım. Bu kez de belediye seçimlerini alırız. Diğer başlıklara seçimden sonra bakarız. Sen şu anda İstanbul'u tekrar almaktan başka bir şeyle ilgilenme. Kılıçdaroğlu ona CHP genel başkanlığını unut mesajını vermiş. İmamoğlu'nun bir kazanımı olmuş. Ankara'dan İstanbul'a tekrar aday gösterileceği güvencesini alarak dönmüş. <laughs>